arasında Müslüman Araplarla Türkler arasında ciddi savaşlar olmuş. Hatta Türklerin ciddi saldırılara ve kıyımlara uğradığı yazılmakta ya da bilinmektedir. 930 yılında ilk Karahanlılar tarafından kabul edilmektedir ve dönemin o sıradaki siyasi yapısı ve ittifaklarının Türklerin İslam'ı kabul etmelerine etken olduğu söylenir. Dolayısıyla ben şunu öğrenmek istiyorum. Türklerin İslamiyet'e geçiş süreci, ondan önceki dinleri olan şamanizmin İslam'da eski adet ve ritüellerini devam ettirmesi şeklinde cereyan etmiş midir? Hatta bugüne kadar getirecek olursak konuyu, bu durumun Anadolu Alevi Türk Müslümanlığı şeklinde günümüzde sürdüğü de doğru mudur? Konuyla ilgili kendisinin görüşlerini rica ederim. Buyurunuz efendim. Peki. Zaten demin yarım kalan oydu, biliyorsunuz. Buyurunuz efendim. İslam bize gelinceye kadar 5 paganist kültürle karşılaştı ve bunlardan ciddi biçimde etkilendi. Birincisini söyledik. Zaten İslam'ın ilk yıktığı paganist kültür budur. Arap müşrik kültürü. Sonra bu Emevilerin Müslümanların yönetimini peygamber evladını katlettikten sonra ele geçirmeleri üzerine bir kısmı tekrar oradan hayata sokulmuştur. Sonra İran. İran da temelinde eski Sasani kültürü, o da paganist bir kültürdür. Oradan da ciddi biçimde etkilendi İslamiyet. Tabii bu kültür mübadelelerinde veya kültürlerin karşılaşmalarında bu işi kültür değişmeleriyle uğraşan otoriteler dünyanın her yerinde yazıp anlatırlar. Bir şeyler alır, bir şeyler verir, bir şeyler alır. Yani o take given ilkesi orada işliyor. Üçüncü paganist kültür Hint kültürü. Şimdi bunların her birinin ağırlıklı olarak İslam'ın bir tarafına etkisi var. Hint kültürü benim de ihtisas alanım olan İslam'ın mistik felsefesine, tasavvufa çok büyük etki yaptı. Demin siz burada Budizm'den filan işte onlar hep İslam cilası vurularak tasavvufa girmiştir. İşte fena fillah'tan, rabıtadan, tesbih sayısıyla meditasyonun kontrolünden tutun, onlarca kaynak merak edenler, Türkçesi yok ama bu kadar meraklı olanlar bu kaynakların dilini de herhalde öğrenecek veya bizim dediklerimizi dinleyecekler. Ünlü tarihçi Mesudi'nin Mürucuz Zehebi vardır. Orada Hint kültürünün İslam tasavvufuna etkilerini bütün terminolojisini vererek tek tek açıklar. Ben Kur'an ve sünnete göre tasavvuf kitabımda bunlara kısmen temas ettim. Demek ki Hint kültürü de özellikle Budizm yoluyla İslam'a çok ciddi bir, belki bir numaralı etki diyebiliriz buna, tasavvufu esas alırsak. Bu üç. Dördüncüsü eski Yunan. Garip gelir, eski Yunan İslam'a nasıl etki etmiş olabilir? Eski Yunan da paganist bir kültürdür. Eski Yunan panteonu, başta Zeus, Arap paganizminde başta Allah, aşağıda diğer tanrılar var. Mekke şirki budur. İslam'a karşı çıkışının sebebi de budur. Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı kabul ediyoruz. Yaratıcı odur, esas güç sahibi odur ama şefaatçi ve aracı ilahlarımıza dokunma diyor Muhammed. Onlara dokunmasan seninle bizim hiçbir problemimiz yok. Tıpkı bugün bizim türbelerimize, efendilerimize dokunma, seni başımıza tac edelim dedikleri gibi. Aynı şey. Şimdi eski Yunan nasıl etki etti? Bakın nasıl etki etti. Biliyorsunuz Abbasiler dönemi, Hicri 7. yüzyıl. Burada eski Yunan metinleri Müslüman
ve Müslüman hilafeti tarafından istihdam edilen Yahudi mütercimler tarafından, özellikle Halife Me'mun tarafından, ki ben ona kral filozof diyorum, filozofik tarafı ağır olan bir kraldır, halifedir. Onun kurduğu ve sonra devam edip giden Beytül Hikme aracılığıyla bu Yunan metinleri tercüme edildi Arapçaya. Yani Batı bugün bunu yeni yeni itiraf ediyor. Batı Rönesansı'nın gidip dayandığı fikir mirası eski Yunan metinleri deniyor. Eski Yunan metinlerini kim tercüme etti? Barbarlar eski Roma'yı da Yunan'ı da tahrip etmiş. O metinler Müslüman halifelerin saraylarında ve kurdukları hikmet ocaklarında tercüme edildi. İslam ettikleri mütercimler tarafından. Ve Batı eski Yunan metinlerini Müslüman mütercimlerin Arapça tercümelerinden aldı. Yani Batı Rönesansı'nın dibinde bu var. Ha işte bu tercümeler sırasında Yunan paganizminin de bir biçimde etkileri oldu İslamiyet üzerinde. Hatta Muhammed İkbal, 20. yüzyılın en büyük İslam düşünürü kabul edilen Muhammed İkbal, bu Batı Rönesansı'nı hazırlayan eski Yunan metinlerinin Arapçaya tercümesi sırasında Müslümanlar kaşıkla aldı, kepçeyle verdi diyor. Çünkü dinamik Kur'an ruhunu statik Yunan felsefesine mahkum etti bu tercümeler diyor. Bakın İkbal tabii benim gibi sıradan bir adam değil. 20. yüzyıla damga vurmuş, çok önemli bir düşünce devi böyle bir tespit yapıyor. Diyor ki, evet bu metinlerle biz Batı'yı eski Yunan'la tanıştırdık Müslümanlar olarak ve onlar Rönesans'ını bu sayede sağladılar. Ama biz kayba uğradık. Nasıl? Diyalektik tabirlere bakın. Antiklasik ve dinamik Kur'an ruhu, bütün ruhumla katılıyorum. Antiklasik, dinamik ve diyalektik Kur'an ruhu statik, spekülatif Yunan düşüncesine mahkum edildi diyor. Şimdi ilmi kelam dediğimiz İslam akidesinin felsefi planda savunulması disiplininde bunun akislerini, yankılarını görüyoruz. O da ayrı bir şey. Dördüncüsü bu. Beşincisi işte hanımefendinin dediği şamanizm. Türklerin 10. yüzyılın başlarında İslam'a geçişleriyle şamanizmin etkileri de. Bugün bizim ölüler için 7. gece, 40. gece, 50. geceden tutun helva pişirmemize kadar İslam peygamberin bize öğrettiği ölü evine yemek götürülür. Dertleri var, gamları var, oturup yemek pişirecek halleri yok. Değil mi? Şimdi ölü evinde yemek yer herkes. Helva yemeye, kavurma yemeye gider. Nereden geliyor? Şamanizmden. O 52. geceler, 40. geceler, hatim indirmeler, bakın şimdi ölü için Kur'an okumalar, hepsi şamanizmden. Ama İslam cilasıyla. Şunu herkes bilsin, itirazı olan varsa da buyursun, biz buradayız. Hazreti Muhammed'in hayatında ölü için Kur'an okumak diye bir nosyon, bir şey yoktur, bir uygulama. Mezarda Kur'an okumak diye bir şey yoktur. Böyle bir şey yok peygamberin hayatında. Bunu isteyenlere sürekli itiraz etmiştir. Ölüleriniz için fakirlere, yoksullara, yetimlere, dullara yardım edin diyor. Bir sosyal alana kaydırıyor. Mevlüt de yoktur o zaman hocam. Ya ne mevlütü? Hanımefendi lütfen yapmayın. Beni çıldırtmayın. Mevlüt 13. yüzyıl Osmanlı başlangıcında ortaya çıkmış bir şey. Süleyman Çelebi. Ne mevlütü ya, biz nereden bahsediyoruz? Asr-ı Saadet'ten bahsediyoruz. Tabii, Hazreti abi. Peygamber, ha, lütfen bunları biraz okuyun. Beni deli etmeyin ya. Ya ben ne diyorum? Bak işte, ben bayram hocam, haftası diyorum, siz mangal tahtası diyorsunuz.